Evet hakikaten Hasan Bey'in dediği gibi biraz paslanmışız. Yani zoom'lar bayağı kolaymış. Şimdi sizleri böyle görmek aslında heyecan verici ve aslında bu gibi toplantılar çok önemli. Dolayısıyla ben sayın başkanı ve sayın derneği hakikaten kutluyorum. Çünkü dünya bir değişimden geçiyor ve eee biz arada sırada bir araya gelip bunları beraber tartışabilirsek bu problemlere hem adapte olabiliriz hem yenebiliriz diye düşünüyorum. Onun için Yeni dünya, yeni ufuklar. Hepiniz hoş geldiniz diyorum. <laughs> yeni dünya, yeni ufuklar derken tabii ki biz birçok şey değişecek. Değişmeli de ama şunu da ben hep söylerim. Dünyada değişmeyen tek şey değişimdir. Küçümsemiyorum Covid'in etkilerini ama burada bunu yapacak yegane güç gençlerdir. Dolayısıyla ben size bugün biraz gençlerden, gençlikten, bizim çalışmalarımızdan ve sizlerle yaptıklarımızdan bahsetmek istiyorum. Çünkü yeni ufuklar, yeni dünyalar olacaksa ben artificial intelligence'dan anlamıyorum. Bu ben olmayacağım bunu yapacak olan, bunu orada oturan genç arkadaşlar yapacaklar. Ee, arkadaşlar e, demin de e, Sayın Başkan dedi toplumsal projeler, problemler ancak el ele verip akıllı işbirlikleri yapıp projeler üretirsek olabilir. Ancak bunların sürdürülebilir olması lazım. Yani herhangi bir yaptığımız projenin programın ekonomik değeri ve toplumdaki etkisi, tepkisi mutlak surette ölçülebilir olmalı. Çünkü bir şey yapıyorum derken onu takip edip ölçmüyorsanız sosyal başka bir problem yaratıyor olabilirsiniz. Biz millet olarak çok şükür hayısa veririz. Hakikaten hepimizde bu var. Ama maalesef ki e, demin dediğim şeyi çok iyi yapmıyoruz. Yaptığımızı çok iyi ölçmüyoruz etkisini, tepkisini. E, parayı veriyoruz, bir şey yapıyoruz, ama verdikten sonra sen onu verdin de sosyoekonomik etki ne oldu? Bu bir mesuliyettir. Bunu takip etmiyoruz. Bundan sonraki dönemde bu daha da önemli olacak bence. Bir de gerçekten e, Sayın Başkanın liderinde gidernek gibi önemli buluyorum çünkü. Hayırseverliğimizi yaparken de el ele vermeyi çok iyi bilmiyoruz. Biraz fazla egocu oluyoruz. Biz 2015 yılında esas holdingde başladığımızda raporlar yazdık, yaptırttırdık, ettik. Ve biz bunları paylaştığımızda biz de aynı konuda çalışanlarla çok bir şaşırdılar. E dedik yani siz de çalışıyorsunuz, paylaşmak lazım. Paylaşmacı olmamız lazım ki o her bir TL bir metre değil iki metre gitsin diye. Burada açıkçası şunu söyleyeyim, dünyada en zengin adamlarından biri Warren Buffett gitti, Bill Gates Foundation'a 35 küsür milyar dolar bağış yaptı. Hiç mi bilmiyordu ben demeyi? Ama döndü dedi ki, kim olursan ol, kaynaklar kısıtlı. Akıl, para, yatırımı yapılmış bir yere ben bu parayı vereyim, daha uzun gitsin. Biz de onun için el ele vermek zorundayız. İşte bu e, vizyonla, bu bakış açısıyla 2015'te, biz esas sosyali kurduk. Dünyanın gittiği yöne paralel olarak dedik ki ölçülebilir zeminlere oturtmamız lazım. Fokuslu olması lazım. Ve sadece problem olanı değil bu alanda çalışanları da bir araya getiren bir sosyal yatırım modeli olması lazım dedik esas sosyalin. Büyük keyifle söylüyorum iki hafta önce de bu e, sosyal yatırım modeli ödül aldı. Önemli bir ödül aldı. Şimdi şöyle yaptık. Yani bu değişimi konuşurken akıllarımız hep bir ileri gitsin diye bizim yaptıklarımızı anlatıyorum. Öncelikle vakıf veya dernek kurmadık. Biz dedik ki esas sosyal, esas holdingin beş ana iş dalından biridir. Aynen diğer dallar gibi KPI'lerle yönetir, performans ölçülür. Aynı şekilde borda sunumlarını yapar, oradan mandate'lerini alır. Biz bunu niye yaptık? Çünkü bizim e, finansal kar amaçlı şirketimizle manevi kar amaçlı şirketimizin buluşması çok önemli. Çünkü bu da bir yatırım. Dolayısıyla biz dedik bu bir iştir. Buna göre devam ettik. Tabii ilk başta dediğim gibi bizim için en önemli ülkenin değeri gençlik. Bunu Covid'den önce de gittiğimiz her yerde yurt dışında ülkemize anlatırken Türkiye'nin eğitilmiş gençliğinden gururla bahsediyorduk. Ve dedik ki esas sosyal ne yapmalı? Esas holding ne yapıyor? İstihdam yaratıyor. O zaman istihdam yaratalım. Nerede? Gençlerde. O zaman gençleri inceleyelim ve e, döndük. E, bir sürü incelemeler, araştırmalar sonunda biz e, dedik ki e, diplomalı genç işsizliği elleyelim. Bakın bu bütün dünyada bir problem. Az önce konuştuğumuzda değişimleri yapacak olan da bu gençler bunların umudu olması lazım. Dolayısıyla çok dikkatli davranmamız lazım. Buna göre projelerde el birliği yapmamız lazım diye düşünüyoruz. Eğitim tabii ki şart. Ülkemiz de bunu çok iyi yaptı. Son 15 yılda yüz küsür üniversite oldu. Ama bunların çoğu insan kaynakçı tarafından bilinmiyor. İnsan kaynakçı bilmediği için de üniversiteyi tanımadığı için de bu gençleri mülakata bile çağırmıyor. Yani risk almak istemiyor. Ne fena değil mi? Aynı dar havuzdan eleman seçimi her sene. Bu şirketler için de fena. E, üniversite yeni, referans yok, network yok. Ne olacak? İş tecrübesi zaten yok. Dört sene, belki beş sene eğittik. Ondan sonra çıktı sosyal bir problem. Çünkü okurken üniversiteye gidiyorum. Zihniyetiyle okuyordu. Biz döndük, okey dedik, iş var aslında. Bizim bir liramız iki metre gidecek dedik. Döndük. Sivil toplum kuruluşlarına dedik ki paranız olsa hangi iş pozisyonunu açarsınız? Ve gerçek işler çıktı bir sürü. Biz de döndük. Anadolu'nun daha az bilinen üniversitelerinden mezun gençlere bu programı açtık. Bu gençler bir yıl boyunca tüm özlük haklarıyla beraber bu sivil toplum kuruluşlarımızda çalışıyorlar. Artı World Economic Forum'un 21. yüzyıl soft skills becerileri dersleri alıyorlar. Artı mentorları var, İngilizce alıyorlar. mock mülakatlara giriyorlar. Bir yılın sonunda biz bu işsizliği çok güzel yendik. Size Türkiye'deki bu sınıf üniversitenin işsizliğini söylemeyeceğim, gerek yok. Ama bizde yüzde üç bu. Bu çok büyük bir başarı arkadaşlar. Hatta gururla söylüyorum ki burada finalistlerinizden ödül alacak, bunu da baş başkandan izin aldım onun için söylüyorum. Hakikaten Türkiye'nin başarısı bu. Ee, Ahsen neredesin? Ahsen 2019 ilk fırsatçı, İş Bankası'nı temsilen ödül almak için burada. Yani işte biz bu değerleri yaratmamız lazım. Bir sürüleri Ahsen'i görmeli, ben de yapabilirim demeli. Yani bu çok çok önemli arkadaşlar. Biz bunu yaparken tek başımıza mı yaptık? Yok, iki sene tek başımıza yaptık. Üçüncü sene kurumsal destekçiler gelmeye başladı. Ya biz de dedi, biz de. Ondan sonra ve şu anda bizim 31 tane kurumsal destekçimiz var, 34 tane STK'ya her yıl bedava eleman veriyoruz arkadaşlar. Demokrasilerin temeli sivil toplum kuruluşları. Bunlar bizden her yıl bedava eleman alıyorlar. Bu çok önemli zaten biliyoruz STK'ların en büyük problemi eleman ve para. Dolayısıyla bu üf, yetmez. Olayın dibine değinmemiz lazım. Geçen sene İngilizce programını başlattık. Hayırlı Sabancı desteğiyle diye. Şimdi bizim burada yapmak istediğimiz şey şu. Bizim kurumsal destekçimiz var, STK'mız var, mentorumuz var, akademimiz var, biz varız, genç var. Aynı genci birçok yerden ellememiz lazım. Biz döndük 150 kişilik Berlitz'ten bir İngilizce programı düzenledik. Üniversite 3 ve 4. sınıflara. Ve bunu öncelikle duyurduk bizim ekosistem içinde olan 2000 küsür kişiye. Senin burs yerlerinden varsa ve bizim şartlarda eşitlik varsa öncelik sizindir diye. Şahane. 7000 tane başvuru geldi. Şimdi bizim bu el ele verme işlemlerini arttırmamız lazım. Bu climate'da da aynı şey, işsizlikte de aynı şey, hastalıkta da aynı şey şimdi e, biz bunları yapıyoruz dediğim gibi e, takip ediyoruz ölçüyoruz bu çok önemli bizim konumuz gençlik olduğu için ben buradan e, devam etmek istiyorum kısaca birkaç şeye vurgulamak istiyorum Siz değerli yöneticilere siz gençlere şimdi bakın arkadaşlar eğer benim insan kaynakçım üniversiteyi tanımıyorum diye hep dar havuzdan insan seçiyorsa benim şirketim için geleceğin en iyi takımını kurma ihtimali nedir? Bence biraz 50-50'dir. Çünkü şunu unutmamamız lazım. Önden koşan ne kadar önemliyse arkadan toplayan da bir o kadar önemli. Takım ruhu çok çok önemli. Takım olmayı bilmemiz lazım. Özellikle insan kaynakçı arkadaşlara seslendim. Zaman zaman duyuyorum. 500 kişiye burs veriyorum bin kişiye burs veriyorum. Ya bunlar çok güzel de kardeşim bunlara ne oldu takip ediyor musun? Yok. Yani senin şirketine kaç kişi bu 500'den mülakata çağrıldı? Niye ki? Ya kaç kişi senin grubuna girdi? Ama biz burs veriyoruz. Bakın para vermenin de mesuliyeti vardır. O bursu verdiysek en azından diyeceğiz ki evet yüzde onu mülakatların bu havuzdan gelecek. Bu olmaz. Yani verdim, vicdanım rahatlattım ama sosyoekonomik bir problem yaratmış olabilirim. Ee, yani bunun için de biz mesela esas sosyali iş kolu olarak konumlandırdık. Ki herkes aynı masada oturuyor, aynı head CEO ile. Bu önemli bence. Ee, şi, e, bir de e, biz endüstri olarak veya sektör olarak, sanayi olarak hakikaten biraz e, eğitim sistemine de yardımcı olmamız lazım Bakın gene dağıttığımız bursların, kaynakların mesuliyetinden bahsedeceğim. Biz bir yatırım yaparken fizibilite yapıyoruz değil mi şirketlerimizde? O zaman biz burs verirken de, çünkü bu şirketlerin içinde bir sürü takımlar çalışıyor. O zaman o da bir fizibilite yapacak. Diyecek ki bu gençtir, bilmez. Herkes insan kaynakçı olmak istiyor. Herkes IT'ci olmak istiyor. Ama bizim vizyonumuzda dört yıl sonra nerede açıklık olacak? Biz o bölümlere verelim bursu. Biz böyle mesuliyetli davranmak zorundayız. Yani paranın mesuliyeti olduğunu özellikle sosyal yatırımlarda hep beraber daha çok idrak etmeliyiz. Ee, evet. Bir de arkadaşlar burada gençler de var. Onlara da gençlerle çalışırken birkaç şey söylemek istiyorum. Son altı yıldır hakikaten çok girdim çıktım çok şey öğrendim gençlerden. Hakikaten benim bir sonraki müşterim kim? İşte bu gençler. Bunu öğrendik. Dolayısıyla bilmemiz lazım. Hasan Bey'in dediği gibi artık aynı katta değil her şey. Ama görüyorum ki sabırsızlık var. Yani gençlere söylüyorum lütfen biraz sabırlı olun. E, mühim olan kapıdan içeri girmektir. İş aslanın ağzında. Valla aslanın da nesli tükenmek üzere. Dolayısıyla mühim olan o kapıdan içeri gireceksiniz. Ben şimdi burada sorsam, ben 35-36 yıldır iş dünyasındayım. Kaçıncı işimdeyim bilmiyorum ama herhalde 10 yılı aşkın insanlara sorsam. Şu anda kimin işi ilk işi? Dolayısıyla lütfen böyle bakmayın. Mühim olan o kapıdan içeri girin. Ee, bu konu beni çok heyecanlandırıyor. Daha saatlerce konuşabilirim ama burada ben <laughs> birlikteliğe, ve sürdürülebilir bir başarı için ölçülebilirliğe baş, e, önem vermek istediğimi anlatmak istedim. Ve her ne olacak olursa yeni ufuklar, yeni dünya, değişim bunlar bu gençlerin umudu olmadan olmaz. Onun için hep beraber çalışmaya devam edeceğiz. Çok teşekkürler beni dinlediğiniz için.